Halk emekliye ve toplu taşımaya yapılan zamlar hakkında ne diyor? Vallahi ben bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim ki yani? Parasını kıymetini bilen bir adam geçinebilir. Parasını kıymetini bilmeyen bir insan geçinemez. O kadar adam. Başka bir şey yok yani. Ne söyleyeyim ki? Parasını kıymetini bilen bir insan geçinir. Ama tabii lüks hayatın yok yani. Bitti o iş, bitti. Lüks hayatın bitti. O acından ölür yani. O kesin ölür acından da. O bitti, onun işi bitti. Onu en büyük yanlış onu yaptı zaten. Adam verdiği gibi kepçeyle geri aldı. Tabii ki her şeye zam geldiği oranda buna da zam gelmesi normal. Ama toplumun kazancı seviyesinde ihtiyaçları olmazsa olmazları ulaşımdır, yemektir, barınmadır, ısınmadır. Bu konular tekrar gözden geçirilirse eğer zamın bu kadar kolay geçiş yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yeterli görmüyorum. Olsun 2500'e yeterli mi? Ben iktisatçıyım, yeterli değil. Günlük haftalık artıyor bütün fiyatlar. Yani bu ortamda 2005'te geçinir mi? Geçinilmez. Çok yazık yani. Fakirleşiyor. Her şeye zam geldi. Ben iki maaşlıyım, zor geçiniyorum. Onun için yeterli görmüyorum. Fazla da... Ya ne diyeyim, emekli zamı yetersiz tabii. Yani enflasyon biliyorsunuz yüzde açıklanan rakamın çok üstünde, iki katı falan. Verilen şey onun yarısı kadar falan. Yetersiz. En azından asgari ücrete yapılan zam bile aslında yetersiz ama emeklilerde o kadar yapılması uygun olurdu. Ama olmadı. Her şeye zam geldi. Yani iğneden ipliğe zam gelmeyen bir şey yok. İşimiz zor yani. Pek bir şey yapacağımız yok ya. Böyle duruyoruz, susuyoruz. İşte birileri bir şey yapıyor. Biz de onların yaptığı şeyle mutlu olmaya çalışıyoruz. Üstümüzde böyle bir şey var. Ölü toprağa serpilmiş gibi. Kimse ne yapacağını da bilmiyor. Kaderimize razı bekliyoruz yani. Evet, taksiye falan da her şeye gelmiş zaten. Ben yorum yapmıyorum artık. Hiç Allah bilir. Kepçeni alıyorlar geri. Her şeye yiyeceğe zam koymuşlar. Neyini soracaksın ki sen? Kralar kaç lira? 3 lira, 4 lira. Yani kraya göre. Neyi söyleyeyim ki? Her şeye geldi. Mazota, yiyeceğe, içeceğe, her şey. Yani kaşıkla veriyorlar, kepçeni alıyorlar. Ben onu anlamıyorum. Zam yapmasalar daha iyiydi. Yaşamak çok zor yani. Ben bu yaşa gelmişim, kırada oturuyorum. Çok zor yani. Taşınması, gitmek, gelmek. Kimse düşünmüyor. Herkes kendi koltuğunu düşünüyor. Yaşamasını düşünüyor. Onlar her hayat yaşıyor, biz çekiyoruz. Bunlar hangisini sayacaksın? Daha yiyeceği de sayma. Bu ne olacak ki yani? Bak, örnekte buraya kadar ayakla gelmişim. Taksi parası vermiyorum. Burada kızıma gideceğim diye. Ateşleri. İleride daha iyi gideceğim. Örnekte buraya ayakla gelmişim. Bu yaşta. Taksi parası vermiyorum diye. 30 bin lira taksi parası. Gidirse taksi parası 30. Vermiyorum diye bak yürüyüş yapıyor. Ya ne duruma geldi, sağ olsun. Yani bunlar başa geldiği zaman yani bayanlarımız hep ölüyorlar. Hangisini söylüyor? Yani bunlara ömür boyu ceza vermiyorlar. Kanun yok, adalet yok, hiçbir şey yok. Yani o kadar çok soru var ki anlatamam yani. Bunlar başa geldiler. Hangi parti olursa olsun herkes kendi koltuğuna oturuyor. Bir çekiyor. Bayanlar ne kadar bayanlar ölüyorlar. Neden ölüyorlar? Çünkü sahipsizler. Sahibi yok. Cezası yok, adam götürüyor. Burada giriyor, öteki tarafta çıkıyor. Parası var çünkü cebinde. Bu kadar yani, bir şey diyemiyorum. O kadar çok soru var ki söylemek de anlatmayla bitmiyor. Teşekkürler, sağ ol. Valla her şey zaten zam gelmeye hiçbir şey yok. Ben ticaretle uğraşıyorum. Dün satın almasını yaptığım ürünlerden birine yani cama %48 zam yaptılar tek seferde. Daha önce de bir %48 yapmışlardı. İşte 3 ayda 2 katından fazla zamlandı. Yani maalesef alıştık. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu durum bu. İnşallah düzeltirler bizi yönetenler. Yani sadece toplu taşımaya değil, faturalara, elektrik, doğalgaz, su, her şeye zam geldi. Ben tek başıma İstanbul'da yaşamaya çalışan bir öğrenciyim. Ailemden çok az bir miktarda yardım alıyordum. Ve bundan birkaç ay öncesinde aldığım yardımla, harçlıkla diyeyim, geçinmek zorken şu anda inanılmaz derecede zor. Sadece faturalarım bu ay 700 lira tuttu. Ve maalesef geçinemiyorum yani İstanbul'da. Şu andaki şeyler makul. Yani önümüzdeki günlerde enflasyona karşı yenilmezse emekli maaşları, şu anda bu iktidarın yapacağı bu kadar. Fazla da bir şey beklenemez. Çok spekülasyonlar yapıyorlar ama hangi hükümet gelse yani daha iyisini yapamayacak. Yani Demirel zamanına bakın, Ecevit zamanına bakın, Cumhuriyet dönemindeki zamanlara bakın. Hangi hükümetten kimler mutlu oldu? Sonu yok. Yani kimseyi mutlu edemezsiniz. Malum biz Türkiye'de istediği kadar zam gelsin, hiçbir şekilde biz bırakın sokağa çıkmayı balkona bile çıkmıyoruz. Bir ara Ataşehir'de zamlar yüzünden tencere tava çalınmıştı. O zaman insanlarla dalga geçmişlerdi. Bizim insanımız bu konularda biraz duyarsız, sessiz, biraz korkak. O yüzden zamların gelmesi bizim için normal.
artık normal. Bizim ülkede %100 de zam gelse kimse sokağa çıkamaz. Niye? En ufak bir şeyde tutuklamalar var, o var. Eleştiri yapamıyoruz. Onun için böyle koyun gibi bekleyeceğiz yapılanları. Pek hoşnut değiliz zaten de. Bizim yani kendim şu an inşaat işçisiyim. Hani geçinemiyoruz da diyebilirim ben size. Yani zar zor geçiniyoruz. 2500 lirayla geçinilmez ama mesela 1500 olan emekli maaşlarını 2500 yapmaları iyi. Ama sonrasılar için iyi değil yani. Gerçeği görmemek için kısaca kör olmak lazım. Evet, çok komik. Acaba 2500 lirayla kim geçinebiliyor? Her şeye geldi. Onun için yani söyleyecek bir söz bulamıyorum. Böyle çok affedersiniz. Geçen de böyle absürt bir şey söylendi. Böyle sinirimden, ay dedim bu sözüne neremle gülsem acaba? Gayri ihtiyar çıktı ki hiç hayatımda böyle küfürlü de konuşmam. Onun için şu hayat şartları insana her şeyi söyletiyor. Korkunç bir şey. Yani biz bunlara mı layıkız? Bu kadar ben 27 sene çalışmışım. Aldığım maaş, hani şu anda ben ev geçindirmiyorum ama ev geçindiren biri için gerçekten çok, hele büyük şehirde. Yani Anadolu'da bir nebze daha şey olur ama İstanbul gibi büyük şehirde o maaşlarla geçinmek mümkün değil. Böylesi alemi cihan olsan geçinemezsin. Hele bir de kira falan veriyorsan zaten hiç şey yok. Yönelecek bir şey yok ki yani. Sıkıntı her daim sıkıntı. Türkiye'de her şey zamlanıyor. Burada da aynı şekilde. Yani düşünecek bir şey yok açıkçası. Normal. Böyle daha devam edecek. En az 3 ay kadar zaten ekonomi kötüleşmeye devam edecek. Rezervimiz kalmadığına inanıyorum. O yüzden yani daha da kötü olabilir. Bunu ne kadar götürecekler? Önemli olan o. 6 ay götürürlerse iyi derim yani. Öyle düşünüyorum açıkçası. Ya toplu taşımaya zaten zam geldi. Genel olarak her şey zam geldi. Minibüsler 2,5 oldu. Ya bunu nasıl karşılıyoruz? Mesela uzaktan gelip gidenlere en azından bir yardım sağlansa. Sadece üniversiteler için değil de. Ki zaten üniversiteler sağlanan için yardım da 750 lira. Yani bir insanın 750 liraya sadece gidip yol masrafı anca o kadar tutar. Mesela az önce ben Ataşehir dolmuşuna bindim Kadıköy'den. Normalde 6 liraydı. 2 günde 9 lira olmuş yani. 6,5 liraydı 9 lira olmuş. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Memleket elden gitmiş. Bitmiş. Ya ben şöyle söyleyeyim. Eğer kiraya, manava, markete zam yapılmadan emeklinin ücretinde bir artışa gidilmiş olsa idi, bu bir anlam ifade edebilirdi. Rakamların değiştirilmesi ama satın alma gücünün azaltılması bir artış değildir. Bu bir zam değildir. Tam tersine rakamları değiştirip satın alma gücünü azaltarak emekliye bak biz sana zam yaptık ama ne yapalım? Fırıncı da zam yaptı. Suç fırıncının, suç manavın, suç marketin ama doğalgaza zam yapan devletin, elektriğe zam yapan devletin ya da diğer kamu hizmetlerine yapan zam yapan devletin herhangi bir suçu yok. Vatandaş birbirine zam yaparak birbirini kazıklayıp duruyor. Devletimiz de bu vatandaşı birbiriyle barıştırmak için uğraşıyor. Şimdi şöyle bir şey, rakamlara pek bakmamak lazım bence. Herkes biliyor ki bir insan veya iki insan yaşaması için nereye ihtiyacı var? Emekli olan bir adam ne yapıyor? Sokağa çıkıp da bir şey almakta bile zorluk çekiyor. Hani bekliyor ki işte bunu biri. Şimdi teknoloji gelişti. Hani telefon edip de diyemiyorsun ki ya işte bana biraz turşu getir falan diyemiyorsun. Yani zor durumdasın. Ne yapabilirsin? İhtiyaçlar bitmiyor. Hele kira diye bir sorun var. Bak kira diye bir sorun var. Yani bugün büyük şehirlerde 2000 liranın altında bir ev bulma olanağı yok. Kesinlikle yok. Şimdi düşün ki 2500 lira. 2000'ini eve verdin. 500 lirası da yakacak parasına yetmez. Ne yapacaksın? Ne yap? Torunun, torban, oğlun, kızın bir şeyin varsa ondan veya işte köyde, dağda bir yerde patates matates bir şey yapıyorsalar, yetiştiriyorsalar dersin ki yollayın bana patates de yiyip. Başka ne var? Yani bunun yaşama şansı sıfır. Buna diyecek bir şey yok. Yani insanlar, yönetenler, ben yöneteyim, sen yönet, o yönetsin, bu yönetsin. Ne yapıyoruz? İstekli, hatta birbirimizi kırıyoruz. Sen A'sın, ben B'yim, o C'dir. Birbirimizi kırıyoruz, bir savaş veriyoruz. Sonuçta bu savaş verip de kazananlar bunu düşünmüyorlar mı? Yapamıyorsanız yapmayın yani. Yapabiliyorsan en basit bir topçuyu alıyorsun, veriyorsun 10 milyon euro. Adam oynayamıyor, bay bay diyorsun, 10 milyonu zarar çekiyorsun. Kardeşim sen de
ülkeyi yönetmeye kalktın, güzel, uğraşıyorsun, tamam, teşekkür ediyoruz. Ama nasıl uğraş bu? Yani 1.000 lira, 2.000 liranın ne hükmü var bilmiyorum. Ben bir vatandaş olarak, bir emekli, ben de bir emekliyim ki ben iyi emeklilerden biriyim, ama yani ben şimdi 2-3 bin lira kira parası versem kaç lira emekliliğim var benim ki? Yani ben nerede yaşayayım ya? Yani? Burada yaşamayayım mı? Bir başka yere gideyim mi? Yani ha, bir de filmin öbür tarafı var, onu da yani size söyleyeyim. Ne dediler? Eski politikacılar, gelin İstanbul'u işgal edin. Geldiler, 16 diyorlar ama 26 milyon adam İstanbul'da. Bağ yok, bahçe yok, dağlar, taşlar, hep şey, orman oldu. Ben Karadenizliyim. Bizim oralarda ektiğimiz, biçtiğimiz yerler, araziler şimdi orman. İşte tembel işi, bazı yerlere fındık diktiler, o kadar, yani kimse yok. Köylerde insan yok. Kim üretecek, kim şey yapacak, o bir şey yok. Çiftçi, çiftlik işinde ilgilenen insanlar ne yapıyorlar? Girdileri 3 misli arttı adam. Ne yapacak da ne satacak? Satamıyor. Arttı. Diyelim ki ben, diyor ki, ağlıyor adam, diyor ki domates 40 kuruş, 50 kuruş, 60 kuruş. Biz 10 liraya yiyoruz. Kardeşim, bu ülkeyi yönetenler nasıl insanlar? Yani 1 liralık şey 10 liraya nereden gitti? Araştıracağız, bakacağız, ceza vereceğiz. Lan ne cezası babam? Ne cezası? Senin işin ne? Ya gerekirse ben onu sırtıma alırım, o domatesi oradan. Yürüme getiririm, veririm bir fakire ya. Bu artık yönetiyorsan yönet yani. Şeyi bırakalım. Hiçbir şey bırakalım. İnsan olarak bakalım kendimize. İnsan. İnsan bir hayvanı, birisi yarasını iyileştirdi mi, doktora getirdi mi, televizyonu da izliyor, ağlıyoruz. İnsanlar için ne olacak? Ne diyeyim başka? Benim diyecek bir şeyim yok ya. 4600 mü, 700 mü neydi? 1000 lira civarında falan herhalde bir zam gelirse 5600. Ama 5600 bugün kaç dolar yapıyor ya? Yani onunla geçinmemiz zor. Ben emekliyim, eşim emekli. Allah'tan bir iki tane zamanda dairemiz mairemiz vardı. Kiraya verdik, kira şey yaptık. Onların da şu anda kiraları çok düşük. Yükseltmek istemiyorum, isteyemiyorum zaten. Kolay değil, onlar da aile geçindiriyor.